Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda bağışıklık sistemini güçlendirmede, zayıflamaya destek amacıyla, enfeksiyonlardan korunmak amacıyla kullanılan yöntemlerden birini ozon tedavisini konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Ozon Tedavi Merkezi'nden Doktor Sinan Taşbaş. Bu uygulamaları konuşuyoruz zira son zamanlarda çok sık duyuyoruz. Covid-19 virüsüyle mücadele çerçevesinde de herhangi bir etkisi olup olmadığını da soracağım hocamıza. Ve tabii ki kimlere uygulanır, ne kadar sıklıkla uygulanır bu soruların da yanıtlarını alacağız hocamızdan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. Hocam önce ozon tedavisi ve terapisi de deniliyor. Hangisi doğru ifade? Bununla başlayalım ve tabii ozon tedavisi dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Evet aynı anlama geliyor. Ozon terap bazı bölümlerde, bazı alanlarda terapi kısmı tıp hekimi olmayan insanlar tarafından yapılan şeyler içinde terapi kelimesi kullanıldığı için dilerseniz biz burada tedavi diyelim çünkü ozon tedavisini terapisini sadece ee, tıp doktoru En az tıp doktoru olma şartı ve bakanlık tarafından ilgili üniversiteden alınmış ozon terapi uygulama sertifikasının olması gerekiyor. 2014 yılında yayınlanan bir yönetmelikte Türkiye'de bu şu anda zorunlu. Yani herhangi bir doktor arkadaşımız da bunu yapamaz. Ancak ozon terapi uygulama sertifikası almışsa yapabilir. Ee, ben burada, birkaç alan saydım aslında ama onlara değinmeden çok önce güzeldi. nedir ee, biraz ondan bahsedelim. Olur. Dilerseniz ozon çok uzatmadan bir ara çok popülerdi ozon katmanı deliniyor diye yukarıda atmosferde atmosferin çok üst katmanlarında stratosfer dediğimiz 20-30 kilometre yukarılarda ozon gazı zaten var. Bir de aşağıda var tra traposfer denilen katmanda orada da %10 kadar yine o atmosferde bulunan ozonun %10'u da orada bulunuyor. Evet. Stratosferde bulunan ozon gazı bizi güneşten gelen ultraviyole B ve C ışınlarından koruyor. Eğer korumasa oradaki birlik artış bile bizdeki cilt kanserlerinde yaklaşık %10'a %25'e varan artışlar sağlayabilmekte. bu gaz bizi çok koruyor. Belli bir seviyenin altında olursa irritan olduğu için, solunum yollarına çok zararlı olduğu için de bu gazın yoğunlaşmasının fazla olmasını aslında biz şey sayıyoruz, hava kirliliği sayıyoruz. O yüzden bizim e, ozon dediğimiz gaz, o, atmosferde bulunan dışarıdan aldığımız bir gaz değil. Burası çok önemli. Ozon gazını biz e, medikal ozon jeneratörü dediğimiz e, uluslararası standartlar olan bir cihaz ile %100 saf oksijenden üreterek kullanıyoruz. Öbür türlü dış ortam dezenfeksiyonu için kullanılan, sanayide kullanılan e, jeneratörlerle hiçbir alakası yoktur. Herhangi bir jeneratörle ozonu almak ve tedaviye kullanmak dışarıda kesinlikle ölümcül şeylere sebep olabilir. Bu ozon jeneratörü bize istediğimiz konsantrasyonda ozon ve saf oksijen karışımı veriyor. Tedavinin durumuna göre biz bazen yüksek dozları bazen düşük dozları seçiyoruz. Lütfen şöyle bir yanılgı oluyor gene de insanlarda onu düzeltmeye çalışalım. Ozon gazı, gazın yüksek olması, paramızın çok olması, işte imkanlarımızın çok olması gibi her zaman olumlu etki yapmıyor. Gazın e düşük dozlarda çok fayda olduğu hastalıklar var. E, yüksek dozda kullanmamız gereken durumlar var. Lütfen insanlar öyle yüksek olunca iyi bir şey yapılıyor duygusuna girmesinler. İyi de olabilir, yanlış da olabilir. Onu lütfen inandıkları merkezdeki ilgili doktor arkadaşla konuşsunlar diyelim. Hocam uygulama alanlarından programımızın başında biraz bahsettik ama ayrıntıları sizden dinleyeyim evet. ee, ve tabii Covid-19 virüsüyle mücadele çerçevesinde bağışıklık sistemini güçlendirmek son zamanlarda gerçekten hepimizin yapmak istediği hatta sosyal medyada yanlış bilinen uygulamalar var bunlar da e, birçok kişinin mağdur olmasına da neden oluyor. Ee, burada Covid-19 virüsüyle mücadele çerçevesinde ozon tedavisinin nasıl bir etkisi var ve tabii doğru uygulama nasıl olmalı? Ee... Ozon gazının şöyle bir e, özelliği var, e, Ümmün modülasyon dediğimiz, immün e, sistemi, savunma sistemini dengeye getirici bir özelliği var bu yüzden çok gerçekten çok e, çok değerli bir gaz. Immün e, modülasyon dediğimiz şeyde vücudumuz bir e, olaya, otoimmün hastalıklar dediğimiz şeyde kendi dokusuna aşırı reaksiyon gösterir. Mesela onu aşağıya çekerek, dengeleyerek o hastalığın tedavisinde de kullanılabiliyor. E, kanser tedavisi görmüş ya da kendisi doğal doğuştan ee, savunma sistemi güçsüz insanlarda da o güçsüz e, savunma sistemini güçlendiriyor. E, o yüzden biz sadece artırıcı azaltıcı demiyoruz, genel olarak tabir olarak ozon gaz için ümmin modülatör diyoruz e, ve dozuna göre bu etkileri yapabiliyor. E, onu da e, tedavi sırasında doktorun klinik ilerleyişe göre hastasıyla ile beraber e, bu tedavi sırasında dozu ayarlaması gerekiyor. E, ozon Zayıflama dedik hocam. Popüler olan şöyle e, duyuyorsunuzdur e, vitaminler, glutatyon vesaire gibi şeyler de uygulanıyor immün e, sistemi desteklemek için e, bunların içerisinde en masumları, en zararsızları diyebilirim ozon gazı e, ozon gazı bilinçli ve bilerek uygulanırsa e, savunma sistemimizi gerçekten dengelediği ve iyileştirdiği için e, bütün virütik hastalıklardan bakteriyel hastalıklardan koruyucu eğer o enfeksiyona yakalanmışsak, yakalanmışsak onların tedavisine ek olarak tedavi çok değerli bir tedavi aracı olarak da kullanıyoruz. Hı hı. Ee, bir cümle daha izninizle ekleyeyim ee, yeni sorunuz gelmeden. Ee, çok az e, tıbbi ajan hem bakteriyi hem virüsü hem mantarı öldürür. Ee, ozon bu üçünü de üç değişik gruptan mikrop diyeceğimiz grup cinsini öldürme gücüne sahiptir. Hocam birçok alan var değil mi ozon tedavisinin uygulandığında ağrıları geçirmesinin yanı sıra insanlar evet. kendisini iyi hissetmek için de bu tedavilerden yararlanıyor. Yaşlanma karşıtı dedik. E nasıl bir alan söz konusu? Yaşlanma karşıtı tedaviler nasıl evet. kullanılıyor? Antiyijik amaçlı gelen insanlar var. Olayın ne olduğunu yaşayıp yaşayarak öğrenmiş insanlar senede belli dönemlerde gelip ozon alırlar. Burada amaç Vücudun regenerasyonunu savunmasını, iyileşmesini artırıcı etkisinden dolayıdır ve çok güçlü hissederler, çok dinamik hissederler, daha güzelleşirler, psikolojileri daha iyi olur, iyilik hali verir gerçekten. O yüzden gelirler insanlar. Bir de hastalıklarımız var dediğiniz gibi, bir kısım romatizmal hastalıklar, damar kökenli hastalıklar, şeker hastalığımız, mesela şeker hastalığına bağlı oluşmuş nöropatik ağrı dediğimiz ağrılarda ozon çok çok iyidir. Şeker hastalığına bağlı oluşmuş iyileşmeyen yaraların tedavisinde ozon çok iyidir. Bir karıştırılan bir şey daha var izninizle onu da söyleyeyim Buyur isterseniz. Hocam. Ozon yaygınlaşmadan önce hiperbarik oksijen tedavisi diye bir uygulama yöntemimiz daha var. SGK tarafından bir kısmı hastalıklarda 20-30 ay yakın hastalık için ödeme yapar. Bunlardan birisi dalgıçların vurgun hastalığıdır. Yangınlar olduğunda duymuşsunuzdur karbon monoksit hemen acil 112 alır hastaneye götürür gataya çapaya çünkü buralarda bu birimler vardır hiperbarik bir oksijen tedavi birimleri orada yüksek basınç altında yüzde saf oksijen solutulur. Uygulama biraz zordur. O konularda hayatı önemlidir ve birinci sırada tedavi ajanıdır. Ondan daha iyisi yoktur. Fakat sonraki yıllardaki araştırmalarda ozonun Yoğunlukla kan vücuttan kan alarak içine ozon gazı ekleyip verme uygulamamız olan major otoemo terapi dediğimiz uygulamanın pek çok konuda hiperbarik oksijen tedavisinden daha etkin olduğu bulunmuş durumda bilimsel yayınlar var bu konuda. bunu da lütfen akıllarında bulundursunlar. Hiperbarik oksijen tedavisiyle yapılabilecek bir kısım şeyler var ama onunla kıyaslanamayacak kadar daha kolay bir yolla ozonla da tedavi olabilirler. en uçta kaza, kanser tedavisi var. Kanser tedavisi için radyoterapi, kemoterapi öncesinde sonrasında çok rahatlıkla ozonu e, kullanabiliyoruz. E, tedavi edici özelliği de vardır. Hocam COVID-19 virüsüyle mücadele çerçevesinde etkisinden de biraz daha evet. ayrıntılı bahsedelim. E, nasıl kullanılıyor ve e, hangi zamanlarda kullanılması gerekiyor? Yani hastalığı geçirmiş kişiler mi kullanmalı? Hastalık öncesinde mi kullanılmalı? Bununla ilgili söyleyecekleriniz de önemli. Pek çok ülkede, Avrupa'nın pek çok ülkesinde e, ozon e, Tedavide özellikle COVID-19'un ilk çıktığı günlerde bir şaşkına dönmüştü dünya biliyorsunuz. Sonrasında bilimsel yayınlarda da yaptılar. COVID-19'dan korunmak için de yine en güçlü ajanlardan birisi. Çünkü dünyada bilinebilen en güçlü 3. sıradaki antoksidan dediğimiz vücuttaki toksinlerin atılmasında da etkisi olan ajan ozon gazıdır. Ozon gazını COVID'den korunma amacıyla... Hatta gripten korunma amacıyla grip ve türevleri enfeksiyonlardan korunma amacıyla aşı yerini biz COVID aşısını kastetmiyorum. Aşı yaptırmayacak birisi diyelim çekiniyor yaptıramıyor ya da bulamadı. E, ozonu yaptırabilir miyiz? Evet o zaman damardan değil kas içine uygulamalarla biz ozon gazını e, grip aşısı benzeri etki yapacak şekilde kullanabilmekteyiz. Hocam bu kadar faydası olan bir tedavi yöntemini kimlere uyguluyoruz, kimler bu uygulamanın dışında kalıyor? Ee, bunu da yanıtını alayım. Şöyle söyleyeyim akılda kalıcı olsun diye. Bir kişi gelince soruyoruz bakla bildiğimiz bakla yiyebiliyorsa, hamile değilse, çok gürtelik tiroid hormon e, bozuklukları yoksa, e, bunların dışındaki herkese yine dediğim gibi kişiye özel dozlarda e, ve kişinin hastalığına göre, kullandığı ilaçlara göre e, dozları, miktarı ayarlama şartıyla her şeyi kullanabiliriz. Çünkü ozonu biz burada tamamlayıcı destek tedavisi olarak kullanıyoruz. Diye tedavileri kesmiyoruz fakat diyelim kişi kişi kansulandırıcı kullanıyor olsun. Kansulandırıcının etkisini artıracağı için, antibiyotikle benzer etki yapacağı için çünkü antimikrobik etkisi vardır. E, ilgili uzman arkadaşlar ya ilgili doktorumuzda ya da kendimiz o konuya hakimsek doz ayarlaması, ilacın da doz ayarlamasını yapmak gerekebilir. E, bu konuda bir kısım olumsuzluklar çıkmasın diye. Bakla intoleransı olmayacak, evet. hamilelik durumu evet. olmayacak ve tiroid hormonlarıyla ilgili fonksiyonlarda herhangi bir bozukluk olmayacak. Ozon tedavisinden yararlanmak istiyorsa bir kişi. Evet yani işi bilenler vardır mutlaka dinleyenler içerisinde onlar için bakladaki olayımızda şu glukos alt fosfat dehidrogenaz denen enzim bazı insanlarda eksik oluyor. O enzim yokluğunda ozon kesinlikle kontrendik ediyoruz onlara asla vermiyoruz. Bir tek onu söyleyebiliriz. Hı hı. Onun haricinde doza dikkat etmek ve steril diyebileceğimiz asepsiye dikkat etmek koşuluyla herkese tedavide ek tedavi olarak verebiliriz. Ozon tedavisine başlamadan önce kan tahlili yapılıyor mu? E, dozajı nasıl karar veriyorsunuz hocam? Eğer klinik olarak hastalığına teşhis konmamışsa e, yani bizden aynı zamanda hekimlik hizmeti de almak istiyorsa tabii ki mutlaka öncesinde bir muayene ve e, laboratuvar testleri istiyoruz. Fakat gerçekten iyi bir muayeneden geçmiş, çok değerli bir doktor arkadaşımız değerlendirmiş, teşhisini koymuş ve laboratuvarlar yeniyse biz de son e, bakıp yorumumuzu yapıp ona göre ozon tedavisinin etkinliği hakkında bilgi veriyoruz. Beraber karar verirsek başlıyoruz. Onam formunu aldıktan sonra, onamını aldıktan sonra kişinin tedaviye başlıyoruz. E, çok haklısınız. Yani hiç sorgulama yapmadan eee nasıl söyleyelim yani su içiyormuşuz gibi masum da sayacağımız bir şey değil. Neticede evet. bir tedavi ajanından konuşuyoruz. Bu nedenle miktarları doğru Kesinlikle. ayarlayabilmek gerekiyor. Mesela yaşlılarda belli miktarın konsantrasyon üstünde verirsek onlar da çok ciddi yorgunluk yapar. Düşünün insanlar zaten yorgun bitkin diyelim. Siz iyi bir şey yapıyoruz zannederi yüksek doz verirseniz daha da yorgun hissetmesine sebep olabilirsiniz hocam mutlaka hasta profiline göre değişiyordur uygulama sıklıkları ama genel olarak söyleyebileceğimiz bir şey var mı gençlere şu zaman uygulanabilir yetişkinlerde şu dozda uygulanabilir şeklinde Bununla ilgili ne söylersiniz Evet genelde Madrid deklarasyonu denen bir deklarasyon var bu Avrupa üzerinde kabul edilmiş bir bu konuda doz ayarlaması konusunda tavsiyeler veren bir birim olarak düşünelim Orada şu hastalıklarda şu dozda, şu doz aralığında, bu hastalıklarda şu doz aralığında diye tanımlamalar var. Onlara kontrol ediyoruz, onlara uymaya çalışıyoruz. Yani biz bilimsel çalışma yapmayacaksak o dozların dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Sistemik hastalıklarda işte şu dozda, lokal uygulamalarda şu dozda diye böyle binlerce uygulamadan edinilmiş birikimler var. O birikime göre tavsiyeler var. O dozlara uymamız gerekiyor. Hem hastamıza fayda verirken zarar vermeyelim diye hem de bir kısım yasal şeyler de olmasın diye onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok sık uygulanan bir şey değil. Çok sık gerekir. Hastalığın bazı hastalıklarda Aha. çok sık uygulayabiliyoruz. Ee, her gün bile uygulayabiliriz. Hayati bir olay varsa diyelim, Covid ise mesela, hayati bir olay varsa, her gün bile uygulayabiliriz. Ortalama da genel olarak derseniz, haftada 2 ile haftada bir ile başlayıp 10-12 sens normal kanla yaptıklarımızda, başka yollarla yaptıklarımızda 20 sensa kadar devam edebiliyoruz. Arada mola veriyoruz. Hatırlatma dozları yapabiliyoruz. Hı hı. Kişiye bağlı olarak hocam ben anti amaçlı geldim. Ben işte zayıflama metabolizmam hızlansın amaçlı geldim diyorsa arada uygulamalar yapabiliyoruz. E, hocam tabii içeriği de çok önemli değil mi? İzleyicilerimize evet. merak ettikleri için bu sorunun da yanıtını tekrar alalım sizden. E, ne oluyor içeriğinde ve nasıl üretiliyor? E, Medikal ozon jeneratörleri çok özel cihazlar bu cihazlarda e, uluslararası standartlarda tanımlanmış konsantrasyonlarda ozon ile saf oksijenin karıştırılmış olması gerekiyor. Yoksa tedavimizi çok şaşırtabilir. E, faydalı olalım derken hatta zararlı bile olabilir. Onun için e, bakanlık onaylı bir cihaz olması gerekiyor. E, hatta mümkünse CE'sinin olup olmadığına bakılması gerekebilir. E, eğer bir kişi hasta olan kişi merak ediyorsa cihazda bu özellikler uygulama yerine gittiği yerdeki bu özelliklere dikkat edebilir. Cihazımız bize şunu veriyor. Belli bir oranda ozon. Ozon dediğimiz oksijen molekülüne O2'ye bir tane de oksijen atomu eklendiği zaman O3 olduğunda ona ozon gazı diyoruz. Bu ozon gazı ile oksijen O2'nin karışımını belli bir miktarda bize ve belli bir konsantrasyonda vermesi gerekiyor. İşte bunu sağlayan cihazlara medikal ozon jeneratörü diyoruz. Belli mililitrelerde o gazdan alıyoruz. Uygulama yollarına göre kanla bazı ülkelerde serumla, bazı yerlerde kas içerisine, bazı yerler, bazı zamanlarda cilt altına, cilt içine bu uygulamaları yapabiliyoruz. Hocam az önce bahsedeceğimizi söylemiştik, glutatyon ve vitamin takviyeleri. Bunları ozon Peki. tedavisiyle birlikte uygulayabiliyor muyuz? Bunları tek başına uyguladığımızda ne gibi farkları var? İçeriği ne? Çünkü bunlar da çok popüler uygulamalar. Evet. Yanıtınızı alayım hocam. Bu Vitamince, popüler uygulamalar ile. Çok popüler. Vitamin C Pek çok hastalığın evet enfeksiyondan korunmada antoksidan etkilerinden dolayı değerli şeylerdir. Ee, bunların normal e, içilerek alındığında çok etkisi olmuyor maalesef. Zannedildiği kadar etkisi olmuyor. Yani ben 3 tane C vitamini hap aldım, kapsül aldım vesaire etkili olmadığı için bunlar damar yolundan ee, yine sağlık merkezlerinde en 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 azından bir muayenehane şartlarında uygulanması gereken bir uygulama bunlar. Ee, moleküllerin Kaliteli molekül olması çok önemli. antioksidan özelliklerinden dolayı gerçekten kendini iyi hissetmede, bir kısım iyileşme süreçlerini başlatmada ve enfeksiyon hastalıklarından korunmada onların da etkisi vardır. Biz ozonla beraber yapıyor muyuz derseniz kesinlikle yapmıyoruz. Ozon gazın içerisine hiçbir şey katmıyoruz. Ozon öncesinde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Öncesinden daha çok biz ozonumuzu yaptıktan sonra ozon verdikten bir müddet sonra C vitaminini, glutatyon'un çok rahatlıkla alabilirler, biz de verebiliriz. Yani ama aynı anda aynı uygulama anda yapıyoruz. Evet olmuyor. Çünkü bizim eğer antoksiden başka bir şey vücuda öncesinde vermiş olursak, verdiğimiz ozon gidip önce onunla etkileşime giriyor. Biz Hı. onu yapsın istemiyoruz. Başka bileşenlerle bileşik ve vücutta iyileşme hareketlerini başlasın istiyoruz. Onun için öncesinde antioksidan bir şey vermiyoruz. Hocam merak edilenlerden biri de süre, ne kadar sürüyor uygulamalar? Uygulamamız damar yoluna çok kolay giriliyorsa 1-2 dakikada damar yoluna girilir. Kanın alınması da bir 5-10 dakika sürebilir. İnceliğine, kalınlığına göre damarın, kişinin damarının değişebiliyor. Ee, şişemiz, cam şişemiz çok özel bir şişe. Negatif vakum olduğu için kanı kendisi çekip alıyor zaten. Biz 50 ya da 100 mililitre kan gelene kadar bekliyoruz. Kimisinde biraz uzayabiliyor çünkü çok ince damara girilmiş oluyor. Kimisinde daha hızlı birkaç dakikada o 100 mililitre gelmiş oluyor. Biz bu arada çektiğimiz ozon gazını uygun yöntemlerle kanla karıştırıyoruz. Tekrar aynı damar yolundan e, ozonlu kanı geri veriyoruz vücuda. Temel dünyada en yaygın olan, en çok kabul gören e, ve en faydalı denilen uygulama bu. Bazı ülkelerde, Rusya gibi bazı ülkelerde, bazı ekollerde bunu bildiğimiz serum için içerisine katarak da verebiliyorlar. E, etkinliklere ve faydalılıkları açısından çok büyük farklar var diye şu ana kadar bir şey ispatlanamadı. Ama Avrupa Birliği açısından biz de kendimizi Avrupa'da saydığımız için Kanlı olanı tercih ediyoruz Onunla yapıyoruz Hocam programımızın başında da değindik Ozon tedavisinin uygulama alanlarında Anti aging yani yaşlanma karşıtı uygulamalardan Bu uygulamalarda doğru yaş nedir? Bununla ilgili yanıtınızı da alalım Hangi yaşta başlanması gerekiyor? Yaşlanma karşıtı uygulamaya Direkt burada yaş kriteri değil de Vücudun ne kadar yıpranmış olduğu Ne kadar Kötü demeyeyim ama iyi olmayan beslenme şartlarında yaşıyorsa insanlar yeterli protein alamıyor, temiz oksijen soluyamıyor, egzoz gazı, yediğimiz gıdalardaki toksinler şunlar bunlar hepsi eklendiğinde kimi zaman öyle oluyor ki 30 yaşındaki birisi başka daha iyi şartlarda yaşayan 60 yaşındaki biri kadar yıpranmış olabiliyor. Onun için kliniğin kendisini ne hissettiği çok önemli. Bir de doktora tabii etik davranmamız lazım. Hiçbir ihtiyacı olmayan birisine direkt, direkt hemen başlamıyoruz ya da çok az miktarlarda veriyoruz. Diyelim onu koruma amaçlı, iyileştirme amaçlı, seans sayısını daha az tutabiliriz. Genç birisine yapabiliriz, biz tabii ki yapabiliriz. Ee, ama belli bir yaşın üstünde, biz bu yaşı 35-40 gibi yaşlar diyelim, o yaşın üstünde insanlarda özellikle kronik rahatsızlıklarda başlamışsa, e, ozon çok hem önleyici, iyileştirici, hem de üstüne başka hastalıkların ekle, eklenmesini koruyarak yaşamı uzatıcı, kalitesini artırıcı etki yapar. Çok çok tavsiye ederim o açıdan. Hocam ruh halinin iyileştirilmesi, iyi hissetme anlamında da kullanılabiliyor dedik. Bununla ilgili de detayları alalım sizden. Yine ne kadar sıklıkta uygulanması gerekiyor e, ve nasıl şöyle, bir etkisi oluyor? Ozon gazının öyle bir özelliği var ki aynı zamanda kan nitrik oksit dediğimiz bir maddeyi salgılatıyor vücuttan. Dönüşüyor. Nitrik oksit damarlarımızın esneme kapasitesini artırıyor ve esneme artınca kan akış kanın aynı zamanda akışkanlığı da artırdığı için Hücrelerimize, en uçtaki dokularımıza kan daha çok gidiyor. Kan gidince biliyorsunuz iki şey gidiyor. Hem besinler gidiyor hem oksijen gidiyor. Bu ikisi gittiği zaman bu beynimizde ise beynimizle ilgili fonksiyonlar neyse diyelim bunlar psikolojimizle ilgili şeyler. Onlar iyileşmeye başlıyor. Herhangi bir başka organımızdaysa kaslarımızdaysa kaslarımızla ilgili sıkıntılar gitmeye başlıyor. O açıdan temel altyapı otoban örneğini verirsek otoban çok kaliteli bir asfalttan yapılmışsa çok iyi eğimler verilmişse, ışıklandırmaları falan çok iyi yapılmışsa, iyi de aracınız varsa nasıl kaza sayısı çok çok azalıyor, ozon da bunu sağlar. Bu açıdan damar problemi olma ihtimali olan herkes için kaçılmaz faydalı ajanlardan, uygulamalardan birisi ozondur. Hocam gerilim tipi baş ağrılarında, e, strese bağlı olan baş ağrılarında, migren tedavilerinde, bunlarda kullanılabiliyor mu ozon tedavisi ve e, yine etkisi nasıl oluyor, ne kadar sıklıkta uygulanması gerekiyor? Biliyorsunuz migren ve baş ağrıların bir kısmını gerilim tipi baş ağrıları diyoruz. Hı -hı. Biz onlar da gerçekten kasılmalar olur, boyun bölgesinde, başın arka tarafındaki kaslar kasılınca ağrıları tetikleyici etki yapar. Oradaki kasılmaların azalması ya da o bölgelerin iyi beslenmesi dolaylı olarak tetikleyici ajan olan o şeyleri ortadan kaldırınca e, baş ağrılarında da e, tedavide yeri vardır. Normal sebebi açıklanamayan bir baş ağrısı varsa tedaviye bunu ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. Yani ilgili bir işini iyi yapan bir nörolog arkadaş kendi tedavisini düzenledikten sonra hala geçmiyorsa ozonla destek alabilir miyiz? Kesinlikle alabiliriz. Hı hı. E tabi hem tedavi amaçlı kullanılıyor e, bu süreçte hem de iyilik hali de evet. e, sağlanmış oluyor evet. ozon tedavisiyle. Ee, hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı tedavilerde? Ozon gazını 3 tane oksijen atomu demiştik biliyorsunuz. Kanla buluşunca kanın içerisindeki değişik bileşiklerle ozon hızlıca oksijene yani O2'ye ayrılıyor. Diğer oksijen atomu da diğer etrafında bulduğu bir sürü şeylerle değişik şeylerle bileşikler kuruyor. İşte o kurduğu bileşikler üzerinden iyileştirme bizim bir rejenerasyon dediğimiz etkiyi yapıyor. Vücudumuzda vücutlara virüslere karşı savunma elemanlarımız olan interferon salınımını ve etkinliğini, makrofajların etkinliğini artırıcı etkisinden dolayı da mikroplara karşı çok ciddi etkinlik, çok ciddi onları öldürücü etki yapıyor. Bu nedenle Covid-19'da evet orada ek olarak orada olabilir. diyoruz ki lütfen Covid-19 olma riskiniz varsa olmuşsanız ozondan mutlaka yararlanın. Hı hı. Yani risk grubundaysa evet. ya da e, bu hastalığı geçirenler. Eğer imkanı varsa korunma amaçlı e, mevsim geçişlerinde. Mesela Eylül-Ekim'de dediğim gibi aşı yaptırmak istemiyorsa grip aşısı gelip e, birkaç uygulamayla ozonla grip aşısına benzer bir korum altına girmiş olabilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyenler, bugün programımızda birçok hastalığın tedavisinde kullanılan e, zayıflamayı destek amacıyla, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla, enfeksiyonlardan korunmak amacıyla ve tabii kanser tedavisiyle ilgili buna destek amacıyla kullanılan Ozon tedavisi ile ilgili uygulamaları konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Ozon Tedavi Merkezi'nden Doktor Sinan Taşbaştı. baştı. E, nasıl bir uygulama alanı var ve bu uygulamadan kimler yararlanabilir? Bu soruların yanıtlarını aldık hocamızdan. Bir başka programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.